1609 yılının Temmuz sıcağını tüm bedeninde hissediyordu. Saatlerdir yürümüş, sonunda bir sinek dolu bataklığın ortasında çakılı kalmıştı. Ellerine baktı. Bu eller sanatta devrim yaratan bir sanatçıya aitti. Onun yaptıkları sonsuzlukla yankılanacaktı. Yerinden doğrulmaya çalıştı. Fakat artık yürümekte zorlanıyordu. Kontrol edemediği bir titreme sardı bedenini. Artık önünü bile zar zor görüyor gibiydi. Halbuki hayatı boyunca hiç taslak çıkarmadan bu gözler baktığı her şeyi olduğu gibi resmetmesini sağlamıştı. Dayanmak zorundaydı. Yıllar süren sürgün hayatı sona ermiş, sonunda Roma onu affetmişti. Tek yapması gereken Palo Lazieli limanına ulaşıp eserlerinin yüklü olduğu o gemiye ulaşmasıydı. Michelangelo, Merisi di Caravaggio daha fazla Napoli'nin Akdeniz sıcağına ve sinekler yüzünden yakalandığı ısıtmaya dayanamadı. Bataklığın içerisinde sırt üstü uzanıp gökyüzüne baktı. Gökyüzünü ömrü boyunca pek sevmemiş, eserlerinde hiç ona yer vermemişti. Gökyüzünün sahibini de pek sevdiği söylenemezdi. Rönesans'ın aksine o tanrıyı yüceltmek yerine onu eserlerinde öldürmeye çalışmıştı. Şimdi birileri ondan intikam alıyor gibiydi. Gözlerini kapattı. Tarih 18 Temmuz 1609'du. Eğer bir gün sanata merak salıp bir sanat akademisine ya da bir sanat kursuna yazılmaya karar verirseniz, konu elinde sonunda sanatın olmazsa olmaz unsurlarından biri olan ışık ve gölgeye gelecektir. Eğer ışık ve gölgeden bahsediyorsak, kaçınılmaz olarak Caravaggio ile tanışmanız ve onu uzunca süre incelemeniz gerekecektir. Neredeyse 400 yıl önce yaşamış bir adamın eserlerinde kullandığı tekniğin günümüzde sanat akademilerinde eğitim olarak verilmesini neyle açıklayabiliriz? Caravaggio, Rönesans'ın ideal güzellik anlayışına dair ne varsa yıkıp geçmiş bir adamdı. Üstelik tüm bunlar için yalnızca 39 yıllık bir hayat ona yetmişti. 29 Eylül 1571'de dünyaya gelmişti Caravaggio. Milano'ya yakın bir kırsal kasabada hayata gözlerini açmıştı. Yoksul bir ailenin 3. çocuğuydu. Henüz 5 yaşındayken annesini, 19'unda ise babasını kaybedince kardeşleriyle beraber Roma'ya göç etmeye karar verdiler. O dönemlerde Roma tam bir arı kovanıydı diyebiliriz. İnsan hayatının hiçbir değeri yoktu. Kentin kralı ve ruhban sınıfı kaymak tabakayı oluşturuyordu. Fakat halk büyük bir yoksulluk ve sefalet içerisindeydi. Caravaggio 1593'te böyle bir ortam içerisinde bir ressamın yanına çırak olarak verildi. Sanata meraklı bu genç, boya yapmasını ve yağ ile inceltmesini öğrendi. Kentin her yeri pek çok heykel ve resimle doluydu. Onların pek çok kopyasını yaparak işin mantığını kavradı. Zaman içerisinde bu çalışmalara kendi yorumunu da eklemeye başlayarak yepyeni bir sanat dili yakalamayı başardı Caravaggio. Caravaggio fark etmişti ki o yıllarda baskın bir şekilde uygulanan Rönesans anlayışındaki resimlerde doğru düzgün hiç ışık gölge yoktu. Işığın merkezi doğrudan İsa ya da Meryem Ana'ydı. Tanrısal ışık adı verilen bu yöntem sayesinde resimdeki önemli kişiler net bir şekilde kendisini belli ediyorlardı. Fakat genç Caravaggio etrafında hiç ışık saçan bir insana rastlamamıştı. Üstelik ömrünü geçirmeye başladığı meyhanelerdeki tek ışık kaynağı mum ya da gaz lambasıydı. Eğer bir ışık kaynağı olacaksa bu meyhane ışığı olmalıydı ve bir tane bile bu ışıktan kaçamazdı. Dönemin en önemli sanat otoritelerinden biri olan Kardinal Mariano del Monte Borghese o gün Roma çarşısında işlerini halletmek için dolaşıyordu. Caddede yürürken küçük bir dükkanın camına asılmış bir resme dikkat etti. Eserde genç bir soyluyu dolandırmaya çalışan hilekarlar aktarılıyordu. Soylu genç adam sakince elindeki karta bakarken suç ortağı eliyle diğer arkadaşına bir işaret veriyor, kumarbaz elini arkaya atarak hileli kartı çekiyor. Bu resme bakan bu suça ortak oluyordu.
Resim öylesine etkileyicidir ki aslında soylu genç adam ile hilekar adamın aynı figür olduğunu anlamakta zorlanırız. Caravaggio arkadaşını hem önden hem de arkadan resmederek iki farklı karakter yaratmıştır. Kardinal dükkanın camında öylece baka kaldı. Resmin hem konusundan hem de tekniğinden oldukça etkilenmişti. Hızlıca içeriye dalarak genç Caravaggio'ya şu teklifte bulundu. Kiliseyle çalışmak ister misin? Daha önceki anlatıları izlediyseniz orada sık sık tekrar ettiğim bir şey vardı. Özellikle 1700'lü 1800'lü yıllara kadar sanatın büyük çoğunluğu genelde kiliseler için çalışıyordu. Dönemin en büyük sanat alıcıları kiliselerdir diyebiliriz. Üstelik kiliseler sizin sanat kariyerinize de doğrudan yön verebiliyordu. Eğer bir kiliseyle ters düşerseniz yalnızca sanat tarihinden silinmekle kalmaz, aynı zamanda kellenizi de kaybedebilirdiniz. O dönemde hiç kimse kiliseyi karşısına alamazdı, fakat Caravaggio bu cesareti gösteren ilk sanatçı olacaktı. Kilise bu genç adamın yeteneklerini sınamak için ilk siparişini vermişti. Aziz Matta'nın melekler aracılığıyla okumayı öğrendiği bir resim hazırlamasını istediler. Caravaggio kendisini sıkı bir denetim altında buldu. Matta'nın nasıl resmedileceğine dair kesin bir direktif bulunuyordu. Matta'yı ilahi bir varlık olarak resmedecek, esere bakanlar Matta'nın kudretinden etkilenecek, melekler bile karşısında diz çökecekti. Caravaggio böyle bir şey yapacak bir adam değildi. Eserde adeta cilveli bir melek, bir elini boynunda gezdirirken bir eliyle nazikçe Matta'ya okumayı öğretiyordur. Matta ise cahil, yaşlı bir adam olarak alnı kırışmış. Söylenenleri anlamaya çabalıyor. Ayrıca resimdeki meleğin cinsiyeti ise net bir şekilde belli olmamaktadır. Eğer bir kadınsanız melek size erkeksi, eğer bir erkekseniz muhtemelen melek size kadınsı gelecektir. Zaten meleklerin cinsiyeti onu tasvir eden pek çok sanatçının başına bela olan bir konuydu. Roma Kilisesi ne uğradığını şaşırdı. Böyle bir kepazelik karşısında ne söyleyeceklerini bilemiyorlardı. Sanatçı haddini aşmıştı. Günümüzde ne yazık ki bu gördüğünüz eserin akıbeti bilinmemektedir. Ve esere ait tek görüntü bu baktığınızdır. Kilise ilk şoku atlattıktan sonra Caravaggio'ya bir kez daha aynı konuyu resmetmesini istedi. Fakat bu defa Matta bu kadar aşağılanmış bir şekilde resmedilmeyecek, melekler ise daha az cilveli olacaktı. Resmin ikinci versiyonunu sunağa asmak için yapmaya başladı Caravaggio. Bu defa sanki Matta meleğe bir şeyler öğretiyor gibidir. Ne kadar samimiyetsiz bir versiyon, öyle değil mi? Fakat unutulmaması gereken şey, bu eserlerin tamamı ibadethaneler için yapılıyordu. Örneğin İslamiyet propagandasını işitsel sanatlar üzerine yapmaktadır. Hristiyanlıkta ise propaganda görsellik üzerinden aktarılmaktadır. Hristiyanlığa göre görmek inanmanın yarısıdır. Kilise bu dik başlı gençten biraz umutludur. Henüz onunla daha işleri bitmemiştir. Bu defa Meryem Ana ve hacılarla ilgili bir resim yapmasını ister. Bakalım bu defa ne yapacaktır Caravaggio. Bir akşam üzeri kafası hafif dumanlı bir meyhaneden çıktıktan sonra yolda eski bir arkadaşıyla karşılaşır. Lena o dönemde Roma'nın en meşhur hayat kadınlarından bir tanesidir. Yüzü yara bere içerisindedir. Anlaşılan zor bir akşam geçiriyordur. Caravaggio Lena'ya bakar bakmaz kiliseden yeni aldığı siparişin modelini de görür. Kesinlikle bu hayat kadını Meryem Ana'ya can vermelidir. Ortaya bu gördüğünüz yapıt çıkar. İbadet etmek için gittiğiniz kilisenin duvarında bir hayat kadınının Meryem Ana olarak karşınıza durduğunu düşünün. Olay Roma'da infial yaratmıştır. Fakat Caravaggio'ya göre Meryem Ana da yaşamında kendi payına düşen sancıları yaşamıştır. Bakire Meryem'in hayat kadını olan ve kendi yaşamının çilesini çeken bir figürden daha iyi kim anlatabilirdi ki? Caravaggio sefil yaşantısına geri döndü. Fakat onun resminde kullandığı yöntem hem Roma'da hem de yavaş yavaş çevre ülkelerde karşılık bulmaya başlamıştır. Roma'da herkes Caravaggio'nun bir şekilde kopyasını yapmaya çalışıyordu. Caravaggio bunlara verip veriştirdi ve sonunda içlerinden bir tanesi Caravaggio'yu bundan dolayı mahkemeye verdi. Caravaggio'nun kopyasını yapan sanatçı ağır hakaretlere uğradığını dile getirmişti. Mahkeme Caravaggio'yu hapse attı. Bu süreç aynı zamanda Caravaggio'nun da yavaş yavaş psikolojisinin bozulmaya başladığı dönemdi. Oldukça saldırgan, agresif bir adamdı.
Üstelik meyhanede bir araya geldiği arkadaşlarıyla bir çete oluşturmaya başlamış, önüne gelen herkesi tehdit eden bir çete liderine dönüşmüştü. Hiç kimse Caravaggio'nun ve çetesinin karşısına çıkmaya cesaret edemiyordu.